sahil gemilerle gidiyor. İç Anadolu trenle. 2 gün 2 gecede Samsun'dan Eskişehir'e geldim. Bu da şeyden o 20 Temmuz'da Ankara'ya döndüğümüzde evet yatan. Tesla'da cümle bir şey parlıyor. Yani o kadar korkuttuğu gibi değil değil mi o aile doktorunun? Onların yapacağı bir hava taarruzunda onları ima etmek çok kolaydı. Genişlemek lazımdı. O kadar rahattık ki hiç öyle bir korku, şu yoktu. Ya o da... Parola Ayşe tatile çıksın. Yani çıkarma başlasın. Biz tabii Ankara'da, bizim birlik Ankara'da bulunuyor. O zaman Hava Kuvvetleri'nde 3 tip nakliye uçağı var. C-47 en eski uçak. Benim de uçtuğum uçak o. 41 yapımı. Biz 19 Temmuz günü Kayseri Erkiret Meydanı'na intikal ettik. Komando Tugay'ı eskiden Ankara'daydı. Sonra o Erkiret Meydanı açılınca, büyük nakliye uçakları oraya gelince alay da oraya nakli oldu. Ve briefingler yapıldı. 20 Temmuz sabahı saat 05'te evvela bizim uçakları kaldırdılar. Kalktık şeyden, Kayseri'den. Denizden çıkarmayla havadan indirme aynı saatte olacaktı. Fakat yoğun topçu atışı dolayısıyla 3 tane morip arkasında sayılamayacak kadar şey çıkarma gemileri, hepsinde asker dolu tabii, yanaşamıyorlar. Fakat uçakların böyle bir şansı yok. Biz geldik, beş parmak dağlarının üzerinden 20 tane uçak geçiyoruz. Hemen onun güneyinde Gönyeli Ovası var, oraya atacağız paraşütleri. Fakat çok alçaktan yani paraşütçülerin paraşütten açılıp salimen inebilecekleri alçak irtifaya kadar alçalarak attık ki havada fazla kalıp hedef olmasınlar diye. Beş parmak dağlarının üzerinden geçerken yoğun bir uçak savar atışı, böyle önümüzde uçak savar şeyleri patlıyor. Mermiler böyle beyaz şeyler çıkararak, ama şuna inanıyorum. Cenab-ı Allah'ın lütfu, İstiklal Harbi'nde de aynı şey olmuş. Bir kuvvet o mermileri sağa sola itiyor. Biz 20 uçak arasından geçiyoruz. İsabetler var ama can alıcı yerine isabet etmiyor. Kuyruk ve kanat uçları, onlar uçak için önemli yerler değil. Ve salimen o paraşütleri yere indirdik. Döndük. Kayseri'ye indik. Kayseri'de bir de eski meydan var. Toprak yani. Pisti yok. Ama C-47'ler oraya inebiliyor ama diğer uçaklar inemiyor tabii. Oraya indik. Orada aynı zamanda fabrika. Yani büyük bakımlar orada yapılırdı C-47 uçaklarının ve pervaneli uçak, diğer pervaneli uçakların. İşte orada o mermi isabet alan yerleri yamadılar, şey yaptılar. Oradan kalktık, Ankara'ya geldik. Ertesi gün bu sefer Etimesgut'tan silah, mühimmat, paraşütü attık. 21 ve 22'de. İkinci gün gittiğimizde artık bu şeyler hemen hemen hiç yoktu. Uçak savar atışları. Üçüncü gün zaten hiçbir şey kalmıyor. Hepsi Rumlar güneye kaçmışlar, şey yapmışlar. Ve böylece hiçbir zayiat vermeden bu vazifeyi zevkle, şerefle yaptık. Yani o kadar rahattık ki hiç öyle bir korku, şu bu yoktu. Ya o da Cenab-ı Allah'ın lütfu diyorum ben. Ben Hava Kuvvetleri'ne girdiğimde, yani orada uçağı kullanıyorum ama ama ben öyle çok uçaklarda uçtum yani. Senin hiç hakkında canım, olmaz mı? Hafızam beni yanıltmıyorsa 1966 senesinde Anadolu Ajansı'nın ekibini İstanbul'a bir görevle götürürken havada çektirdiğimiz bir resim. Benim için çok değerli bir anısı olan kıymetli bir fotoğraf.
Daha sonra size Anadolu Ajansı ekibi tarafından mı ulaştırıldı? Evet, sonra? Daha sonra bana gönderdiler. Adresime gönderdiler. Alışmış tabii. Rozetler, şerif rozetler. Kurslarda birinci olduğum kurs. Ağzı kolay gelsin.